Evet sevgili izleyiciler, Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'nin yayını Londra'dan devam ediyor. Ve şu anda Londra Spor programımızla yayınımız Londra'dan sürdürmekteyiz. Ama tam Londra'nın içerisinde değiliz, Londra'nın dışındayız. Ware FC, Ware Futbol Club'ın tesislerindeyiz ve şu anda içeride Türk Toplumu Futbol Federasyonu Gençler Ligi Welfare Ofisi kursları sürüyor. Evet, Ware FC kimdir, nedir, neyin nesidir, bu akşam buraya niçin geldik, onları açıklayacak sevgili program arkadaşım Erdoğan Baca'yla birlikteyiz ve biraz önce kurstaydık, kurstan çıktık, kurs hala da devam etmektedir ve içeriye geldik yayınımızı yapmaya. Evet sevgili Baca, Welfare Officer kursu nedir? Neden buraya geldik? Onu izleyicilerimize açıklar mısın? Şimdiki Welfare Spor Kompleksinden tüm izleyicilerimize iyi akşamlar. Evet. Burada niye bulunmaktayız bu akşam? Son zamanlarda yaşanan bazı olaylar İngiltere futbolunda gerek amatör dalda gerek profesyonel dalda alınan bazı önlemler var. Welfare kursu, safeguarding, CIB, first aid kursları bundan sonra daha ciddi ve daha sıkı istenilecektir hem kulüplerden hem federasyonumuzdan. O yüzden bu akşam ilk kez kalabalık, ilk kez 18 kişilik bir katılımla VR'ın testlerinde gerçekleşmiştir. Hala daha sürmekte tabii. Biz oradan çıktık yayına yetişmek için. Akabinde de bunun ikincisi de olacak. Ondan sonra önümüzdeki aylarda da level 1 coaching kursları yapılacaktır. Bu tüm kulüplere açık bir olaydır. Dün akşam organize olduk ve bu akşam buradayız. O yüzden kursala daha devam etmektedir. Bir saat daha bir şey var orada, anlatımı var. Biz yine her zaman olduğu gibi Londra'dan spor dolu bir program izleyicilerimize aktarmak üzereyiz burada. Geçen hafta oynanan lig maçları, kupa maçları, akabinde İngiltere'de de burada lige 2 haftalık bir ara verilmiştir. Pazar günü oynanan maçlarla. O yüzden bu akşam zannediyorsam gerek masterler, gerek 1 ve 2. ligdeki haberleri dolu dolu sizlere aktaracağız. O yüzden ben sözümü yine Sayın Ermiya'ya devrediyorum. Evet, Ware FC, Ware Futbol Club'ın tesisleri dedik. Ware FC Futbol Club'ı Elitop kardeşlere ait. Elitop kardeşler geçtiğimiz sezonlarda Binatlı Kulübü'nü İngiltere'de Türk Ligi'nde tutan ve daha sonra profesyonel yaşama geçen ve Ware FC ile birlikte futbol hayatlarına burada devam ettiler. Ve geçtiğimiz sezonki seçimlerde Sayın Mehmet Elitok Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun başkan yardımcısı oldu ve futbol federasyonumuzu bu tesislerden yararlanmak için ekibiyle buradaki ekibiyle welfare officer kurslarını bizlere düzenledi. Ve Türk Ligi'ni profesyonel düzeye getirmeye çalışıyor Sayın Elitok. Ve geçtiğimiz akşam bir seçim yaşandı. Yeni disiplin sekreterimiz Hüseyin Karabulut'u buradan Kıbrıs Genç TV Londra Spor Programı olarak tebrik ederek ve görevinde Sayın Karabulut'a başarılar dileriz. Karabulut'la ben yarışmıştım. Karabulut 12'ye 7 oyla seçimi kazandı. Bulut abimi candan tebrik ederim. Doğan Türk Birliği'nin de menajerliğini yapmış ve Doğan Türk Birliği'nin renklerine gönül vermiş bir abimiz olarak yeni görevinde ona disiplin sekreterliğinde Futbol Federasyonu'nda başarılar dileriz. Akabinde yine faal üye oluşan adaylık içinde Aydın Özdemir kardeşimiz adayın çıkmadığı bir seçimde otomatikli yönetime girmiştir.
Aydın Özdemir kimdi desek, o da yıllarca Pekin Spor'da görev yapmış, futbolun içinden gelmiş beyefendi bir kişilik. Geçmişte de dönem dönem yöneticilik yapmış bir arkadaşımızdır. Ona da bundan sonraki yönetimde başarılar dileriz. Evet, geçtiğimiz hafta ikinci ligle başlayalım. Gençler Ligi yoktu. Çünkü Gençler Ligi'ne ara verildi. Çünkü eksik sertifikalar tamamlanıp tekrar devam edebilmesi için ve bizler de buradayız. Ocağın ikinci haftası devam edecek Gençler Ligi. Geçtiğimiz hafta ikinci ligde ki karşılaşmalarla başlayalım sevgili baca istersen. Evet. Ve sonra birinci lige dönelim. Çünkü birinci ligde nefeslerin kesildiği karşılaşmalar vardı. Buraya baktığım zaman ikinci ligde karşılaşma yoktu. Bir karşılaşma vardı. Efe Full Time'a baktığımız zaman ve kupa, federasyon kupası da Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği karşısında 5-3 galip geldi. Çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. 1-0 Doğan Türk Birliği öne geçti. Daha sonra Küçük Kaymaklı ardı ardına yakaladığı gollerle 4-1 öne geçti. Sonra skor 4-3 oldu. Ve karşılaşmanın sonlarına gelindiğinde 85. dakikalardı. O zaman Kaymaklı bir gol daha buldu. Ve karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı. Bir diğer taraftan Esenler Yeşilada ile kupa, federasyon kupası maçı oynadı. Esenler 6-0'lık net bir galibiyetle ikinci lig takımı Yeşilada karşısında galip geldi. Evet, federasyon kupası maçlarından en önemlisi ikinci lig şampiyonu, lideri, şampiyonu lideri demeyelim, lideri Galatasaray London'la Dumlu Pınar arasındaydı ve bu maç esasında bilmiyorum neden 3-1 olarak yazıldı ama zannedersem skor 6-2 idi. Facebook'larda da 6-2 diye bir result vardı, bir sonuç vardı. Bize de 3-1 iletildi. Akabinde Facebook'larda ayrı skorlar. Ama şimdi mühim olan federasyonun sitesinden gelen skordur. Yani evet, bizim resmi hakem raporudur. O hakem raporu. Resmi full time'da çıkan sonuç 3-1. Evet, Galatasaray 3, Dumlu Pınar 1. Evet, bu karşılaşma 70. dakikada çıkan olaylar neticesinde maç durdu. Tatil edildi. Polis geldi. İlk defa belki de uzun yıllar aradan sonra polis sahalara indi maçlara ve maçta bıçaklar çekildi ve bıçak da varmıştı. Biz bilmiyoruz tabii, görmedik ama ben her iki cepheye de sordum. Dumlu Pınar cephesinden biz görmedik dedi bıçağı. Oyuncu dedi elini şortunun içinde tutuyordu. Bilmiyorum artık, görgü şahitleri herhalde gerçek bilgileri Futbol Federasyonu'na verecek. İsterseniz, dilerseniz Dumlu Pınar cephesinden Ozan Beliger bize bağlansın veya Mehmet Nasıfoğlu bizlere bağlansın ve maçın hakkında bilgiler versin. Yalnız sevgili Ozan Beliger ve Mehmet Nasıfoğlu, beni cep numaramdan arayınız. Çünkü stüdyoda değiliz. Yayınımız VRFC tesislerinde. Cep numaramdan ararsanız 07-534-200-511 bana ulaşabilirsiniz ve canlı yayına sizi bağlayabilirim. Evet, bekliyoruz Dumlu Pınar cephesini. Eğer Galatasaray cephesi de hazırsa İzci Eren, Baran Çiçek bizleri arayıp bağlanabilirler ve maç hakkında bizlere bilgi ulaştırabilirler canlı ve çıplak gözle. Öyle değil mi sevgili hocam? Valla daha oynanan maçlar var orada. Bir komedi daha yaşanmıştır. Pazar günü kupa maçında. Yeni Boğaziçi
Fenerbahçe maçında maçın biraz geç başlaması. Evet, o buraya geçmedi sevgili Baca. Niçin? Efe full time'da yok. Efe... Kafkas FC yok, o eski maçtı. Fenerbahçe Yeni Boğaziçi maçı geçmedi Efe full time'a. Onu koyduk full time'a biz. Bilmem herhalde normal 90 dakikası 1-1 biten bir maç. Orta hakemin ısrarı doğrultusunda maç 90 dakika sonunda durmuştur. Durmuş değil. Yani hakem terk etti. Maç bitmişti, durmuştu. Hakem terk etti sahayı sevgili hocam. Ona da dinleyeceğim zaten. Evet. Ama şimdi bunu açıkça söylememiz yok, lazım burada. Ona nokta koyacağım zaten. Ama şimdi benim orada bunları konuşmak lazım. Çünkü ortada herkesin bilmesi lazım. Çünkü hala bir kupa maçı 90'da hakem tarafından durduruldu. Ve hakem oradan ayrılmak istedi. Hiçbir şey yok. Tabii olay molay yok. Hatta hakemin ısrarı niye? Biz Şenol Başkan'la içeride biraz eksik oyuncular vardı. Onları bekledik. Hakemlerin de bundan haberi vardı. Dedik ki 15 dakikamızı kullanmak isteriz. İki takım açısından da. Akabinde işte 10'a 9 maç başladı. Fakat meğer biz içerideyken, çünkü ben anahtarlar bendeydi ya soyunma odalarının, orayı bırakıp gidemem. Sahaya döndüğümde ben kağıtlarımızı imzaladıktan sonra Şenol'la beraber bize bir şey söylenmedi. Akabinde maç kick-off başladı. Durduk. 45 dakika sıvır sıvır. İkinci yarıda güzel bir oyun yine. Kupa maçları böyle işte. 1-0 mağlup duruma düşer Boğaziçi. Bunun da son 15 dakikaya girildiğinde 1-1 olur. 90 dakika böyle bir skorla biter. Hakemin topu istemesi ve gidip onu penaltı notası koması ilgimi çekti. Dedim ne yapıyorsun dedim. Ama şimdi ben bunu zaten defalarca da ilettim. Maçların en geç 1.30'da başlaması lazım. Çünkü erken, çok erken 4'e çeyrek 20 kala kararı yok. Ve ben David denen arkadaş, oranın sorumlusu, tesisin sorumlusuna dedim. Valla bu maç uzatmaya da gidebilir. Onun için çok geç kalmadan bize ışıklar ya ki biliyorsun biraz vakit alıyor onların ısınıp aydınlanabilmesi için sahanın. Aynen da ışıklar üzerine geldi. Hakem diyor ben dedi konuştum dedi ki takımda kabul etti dedi. 90 dakikadan sonra direkt penaltıya geçeceğiz dedim. Yok olmaz böyle bir şey. Burada bir prosedür var. Bizde böyle değil. Federasyon Kupası'nda 90+30 gene beraberlikler bozulmazsa akabinde penaltıya geçiliyor. Hayırdır ben gitmek istiyorum. Dedim gitmek istiyorsan git dedim ne yapacağım. Yani ben şimdi durup sen ne yaparım burada. Akabinde de Şenol Başkan da hayır dedi. Eğer penaltıya gidersek de kaybederim diyor Şenol. Ben itiraz edeceğim. Şimdi ne gerek var demek ki penaltı çekelim orada. İki tarafta memnun değil bu işte. Ben döndüm hakem sekreteri Ali Perçin'i aradım. Dedim ki böyle Ali Bey. Dedi başkanım doğrusu buysa budur. Yani eğer uzamaya gidecek, uzatmaya gidecek. Ve Ali Perçin'in de ısrarlarına rağmen hakem bildiğini okudu orada. Diyor ki ya oynarsın hemen çekip giderim. Dedim okey thank you very much güle güle. Ne diyeyim sana ben. Sen hakem sekreterini dinlemen. Buradaki grup başkanına saygı duyman. Ve sen ille bu takımlara penaltı çektirip evine gideceksin. Ve Ali Perçin'in de ısrarı üzerine diyor ki ben sana ekstradan neyse tabi trioya yok yalnız ona ekstrasından deriz diyor yani filan. Hayır adam nor dedi peynir demedi. Böylece maç orada herhalde onun için orada gözükmedi maç ama maçın normal süresi 1-1 bitti. Akabinde de federasyonun ben dün akşam orada yoğun bir seçim trafiği yaşandı orada. Onun akabinde daha dedi ki ne oldu sonuç ne oldu? Ya dedi o kadar gündem vardı. Sanki daha Kıbrıs davasıydı orada. Bir türlü bitmedi o dava. Maçın sonucu bize bildirilmedi. Yani durumu bize bildirilmedi. Ama artık o kadar sıkışık var ki mesela biz tabii Fenerbahçe'yi bilmiyorum da Boğaz zaten ara vermeyecek. Çünkü birinci devreden eksik maçı var. Onu oynayacak. Bunun akabinde Challenge Cup'ta maçı var. Yani durmak yok bizde. Şimdi bir de bu şey geldi başımıza. Kupanın başka günde yarım saat oynatılması trafik daha da sıkıştı. Yani bu yüzden federasyonun bir an evvel karar verip bu iki takıma tarih vermesi lazım. Neresi duracağız, ne yapacağız? Evet, şimdi sevgili Baca maçın hakemin sahayı terk ettiği zaman yanıma geldi ve sevgili Ermiye dedi başımıza belayı yolladın dedi. Evet,
neden Erdoğan Baca başınıza belayı yolladın demesinin ben açıklayayım buradan. Bu hakem Fenerbahçe Yeniboğaziçi Fenerbahçe maçı kupa maçının hakemi Dam. Evet. Dam Premier League hakemi. Evet. Çok üst düzey maç yöneten bir hakem ve ligimize hakem sekreterimiz tarafından bu adam getirtiliyor ve geliyor. İlk önce Doğan Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçına atandı bu hakem ve oraya geldi. Fakat Doğan Türk Birliği sahaya Küçük Kaymaklı oyuncuları ile birlikte girdi. Tam o anda girdiğimiz zaman Walton Forest Master'leri ve başka ismini bilmediğim bir takım Barnet Ligi'nde Masterler Ligi'nde futbol oynuyorlarmış. Aynı sahanın içerisinde. Continental FC. Evet. Evet, sevgili Baca bize ismini de verdi. Continental FC, Walton Forest arasında oynanan Masterler maçı vardı. Ve buradaki bu Master seviyesindeki oyuncular marijuana içiyordu. Tabiri caizse bu marijuanaların kokuları hem soyunma odalarını bastı hem de sahayı bastı. Ben oraya geldiğim zaman dedim ki kim ya bunlar dedim. Barnet Ligi'nden gelmiş ve master seviyesinde oynayan oyuncular. Gittim dedim ki çok özür dilerim dedim. Bir dakika bakar mısınız? Niye dedim siz marijuana içiyorsunuz burada? Niçin içmeyelim dedi. Burası free country'dir. Evet, burası özgür bir ülkedir. Marijuana içebilin ama sen çoluk çocuğun futbol oynadığı böyle bir ortamda marijuana içemen. Ben onları ikaz ettim. Sesler yükseldi. Ben de sesimi yükselttim. Bu arada benim üzerime geldiler. Çocukları geri çektim ve polisi aradım ve stadyuma polisi getirdim oraya ve bu arkadaşları polise şikayet ettim. Çünkü emaneten Doğan Türk Birliği oyuncuları yaşları küçük 16 ve 17 yaşında çocuklardan kurulu genç bir ekiptir Doğan Türk Birliği ve bu çocuklar anneleri ve babaları tarafından Doğan Türk Birliği kulübüne emanettiler. Onun için bu şekilde davranmak gerekirdi, polisi aramak gerekirdi ve en doğru hareketin bu olduğunu sanırım. Artık yorum sizin sevgili Türk kamuoyu. Polis geldi oraya ve çocuklarımızı kontrol altına aldık. Herhangi bir tehlike gelmemesi açısından bunu da ligimize bildiriyoruz. Bu arada da Dan geldi. Tam bu tartışmalar üzerine oyunu başlatmak istediğini, ben 10 dakika sonra oyunu başlatacağım dedim ki sir dedim, ben sizi bilirim dedim, yani siz iyi bir hakemsiniz. Onu bana müsaade et, bu olayı çözeyim, bitireyim ve maça başlayacağız. Ben dedi hiçbir şey beklemem dedi, saat 2'de topu orta yere korum, gelmezseniz dedi maçı bitirir kaçar giderim dedim. Ben de dedim başlatamam sen maçı dedim, çünkü biz sana paranı ödeyeceğiz, parayı almadan da sen maçı başlatman dedim. Bu dava burada bitene kadar ben senin paranı vermeyeceğim dedim, ki bu maç başlamasın. Ve gerekirse seni lige de dedim şikayet edeceğim dedim. Benim bu lafımın üzerine hakem bizlere bağırıp çağırmaya başladı. Dedik ya bir dakika ya, ama sen dedim anlamıyor musun bunları? Hakem dedi ki hayır dedi, ben dedi işimi bitirip evime gideceğim dedi. Ben dedi Türk ligine favor veririm, yani Türkçesi nedir favorim? İyilik yaparım. Ben de dedim nasıl iyilik yapan dedim. İyilik yapan gönlünden yapar, gönüllü olur. Sen gelin 40 pound para alın, bu maçları yönetesin burada. Türk ligine iyilik yapman, parayla hakemlik yapan. Onun için paranı alıp bu işini yapıyorsun. Ben dedi çok üst düzey hakemim, ligimizi dedim kötülemene gerek yok. Bu lig belki de pazar liglerinin içerisinde en iyi ligdir, Türk ligi. Çünkü çok oyuncular, yabancılar gelip de bu ligde futbol oynamak ister. Sen bizim ligimizi dedim bu kadar küçük ve göremezsin, bu kadar şey yaparsın, yerlere vuramazsın dedim. Ve
Ondan sonra tabii Ali Berçin'i aradı. Hakem sekreterini, hakem sekreteri de onu Fenerbahçe maçına gönderdi. Fenerbahçe maçındaki yan hakemlerden bir tanesini de bize orta hakem olarak atadı. Hakemler değişti. Değişti hakemler o anda. Çünkü yakın yakın, yani iç içe olan bir sahaydı Brimstone'da. Ve hakemler değişti ve attın belayı başımızdan dedi Ermiye. Bizim başımıza geldi bela ve bu maç böyle kaldı dedi. Daha sonra bir ilave daha yapayım sevgili baca. Brimstone Football Club Spartan Lig'de o anda çok hareketli bir maçtı. 3 tane FA hakemi maçı yönetiyor üst düzey. 4 tane de gözlemci onları imtihan ediyor orada. Çünkü çok üst seviyelere gidecek bu hakemler. O kontroler hakemlerden bir tanesi yanıma yaklaştı. Dedi ki Dan dedi çok iyi bir hakem idi dedi. Niçin neydi esas sorun dedi aranızda dedi. Ben de ona da izah ettim. Böyle böyle durum vardı dedim. Evet dedi polisi biz de, ben de gördüm dedi. Sen dedi doğru hareket yaptın dedi. Ben Dan'ı dedi tanıyorum. Dan'ı dedi bu konuda ikaz edeceğim dedi. Çünkü senin yaptığın davranış dedi iyi bir davranıştır. Ben de teşekkür ettim. Çünkü ben de Brimstone Futbol Kulübü'nün başkanıyım ve nasıl hareket edeceğimi öyle bir ortamda çok iyi biliyorum. Ondan dolayı hakem assessment yapan hakemlere de teşekkür ederek davranışımızı takdir ettikleri için ve Dan'a da bunu iletecekleri için Ali Başkan da dedi ki bir kere daha bu hakemi madem ligimizi küçük görür lige çağırmayacağım dedi. Ona da teşekkür ederiz buradan. Şimdi hakemin yukarı gelip Boğaziçi Fenerbahçe maçına katılması bence o saatten sonra doğruydu. Orada bir zıtlaşma olunca işte sahalarında yakın olması, aynı tesisin içinde yer alması o şey doğurdu. Şimdi hakemler konusunda söyleyecek çok şey yok. Çünkü Ali Perçin bu işi kıvırdı. Yani ikinci dönem sekreterliği aldığı günden itibaren maçlara, maçın atmosferine göre, şeyine göre hakemlerini tayin ediyor. O bir şanssızlığıydı orada ama benim burada övünülecek bir durum varken hatta takdir edecek bir durum varken bu şekilde dışarıdan algılanması. Şimdi ben buradan bazı şeylere şahit olduğum için bunu söylemek zorundayım. Orada Sayın Alp Ermiya ki burada aynı programa çıkıp da Londra Spor'u yorumluyoruz. Dan değil veya yıllardan gelen bir dostluk değil. Dönem dönem aramızda da tartışmalar çıktı. Çünkü futbol böyle bir oyun ki iki kişinin oturup üç kişinin penaltı mi penaltı değil mi konusuna girdiği andan itibaren kimisi diyor %100 penaltıydı, kimisi diyor belki verilirdi verilmezdi, kimisi diyor yok ya vermeyebilirdi. Üç tane ayrı görüş. Şimdi orada Doğan Türk Birliği'nin ana iskelet takımı bu 16'larda oynayan çocuklardan oluşur hemen hemen. Birkaç 18. Bu 18. Birkaç tane tecrübeli adamla Doğan Türk Birliği bugün ligde, ikincilikte yer almaktadır. Akabinde orada evet bir evvelki maçtan onunla biraz izledim ben. Çünkü biraz erken gittim bir misli ona. Orada Continental FC ile Walton Forest'in Masterclass oynanan maçı az çok izledim. Oradan ayrıldım çünkü yukarıda işim vardı. Fakat hakikaten orada fena bir koku vardı. Yani ismini burada telaffuz etmeyeyim. Yani bizde yasak olan, memleketimizde Marona. Yasak olan Marona neyse. Ve hatta bana oyuncularımdan biri dedi ya olur mu ya böyle bir şey? Şimdi diğer takım gelecek aşağıya çocuklar. Gayman'ın menajeri de girmek istemez içeri. Girilmezdi. Nedir o çocuğun babası? Mehmet Şükrü. Mehmet Şükrü içeri girmek istemez. Her pazar bu böyledir diyor. Şimdi bunu bile bazı kişilerin alıp başka yerlere çekmesine hiçbir anlam veremedim ben. Yani orada ne yapılabilirdi? Well done diyecektik.
devam et. Olur mu ya böyle bir şey? Burada amaç her hava kesenler gençlerimizi koruyoruz. Gençlerimize spor yaptırıyoruz. Edasıyla şahlanan insanlar. Bunu da buna da mı kırmızı kart göstereceksiniz yahu? Bak arkadaşlar, bazı şeylerimizi yitiriyoruz galiba yavaş yavaş. O yüzden dedik futbol konuşalım ama buna da değinmeden etmeyeceğim. Burada yanlış bir şey yok. Hatta dışarıdan bazı Facebook'larda bile orada polis tarafından da kelepçelendiğine dair de bir haber yapıldı. Anladın mı? Yani ya Allah Allah, yani yeter ya artık. Yani vazgeçin ya bu işlerden Allah aşkına. Kimin ne derdi var? Herkes neyin peşinde? Ha işte avaraj insan konuşur. Yani boş ver. İşi olmayan insan da konuşur. Yok, zannedersem yani, beyin ve ruh hastalıkları hastanesine gitmesi lazımdır artık. Ben gördükten sonra o şey yani hakikaten. Biz şimdi burada sana gelip bu programı mı sunuyoruz burada? Ben 2 hafta vardır 20 adamı toplamak için, organize etmek için, alıp buralara gelmek için sanki de benim bir çıkarım var, bir karım var. Mehmet Ali Toktay'la attı. Fakat ben 2 hafta var günde 4 saat 5 saat bu insanları organize edip buraya getirmekle görevlendirildim. Yardım etmek amacıyla. Madalya da istemem ama bizim derdimiz ne, sizin derdiniz ne arkadaşlar? Yani ya futbola dönün ya oturun artık ve kapatın ağzınızı. Devam edelim. Bu da mı suç? Bu da mı suç? Yani gençleri korumak, bu da mı suç? Kendinin takımıdır zaten Bolton Forest bir tanesi. Neyse, beni ilgilendirmez. Herkes takımına sahip çıksın. Onlar zanneder yani bu işi Buraç'ta bırakacak. Barnet Ligi'ne yazı yazmayacak. London Efe'ye yazı yazmayacak. Biz kaliteli takımlık arkadaş. Doğan Türk Birliği, Doğan Türk Birliği görevini management kısmında çok iyi yapar. Çünkü Doğan Türk Birliği tarihinde de Türk halkına, Kıbrıs'taki Türk halkına bir arada tutmak, spor yaptırmak amacıyla kurulan bir kulüptür. Limassol Türk karması altında başlayan ve daha sonra Doğan Güneş'in birleşmesiyle oluşan Doğan Türk Birliği tarihi Kıbrıs Türk takımı ki Türk gençliğini bir çatı altında Limassol'da tutan bir takımdı. Biz de görevimizi yerine getireceğiz. Böyle akli dengesi iyi olmayan sinir ve ruh hastalıkları hastanesine bakılması gereken arkadaşlar tarafından da böyle saldırıya uğrayacak şeydi Facebook sayfalarında, sanal alemde ve suçlanacak kelepçeliğimiz polise gittik. Polis sahaya çağıran benim. Bir daha bu çıktı. Neyse hadi. Değmez. Öyle bir şey olmadı. Değmez. Hayatımız boyunca. Hiç değmez. Vallahi değmez. Çünkü arzı bozuklar beş takımla mücadele ederek bu ligde yıllarımızı aldık. Tığ gibi geldik. Neyse 55 devirdik. 60'a giderik. Hala futbolun içindeyik. Tek bir markayla. 5-6 marka sayarlar bana orada. Bir gün ondan, bir gün bundan. Ben ne bir şey istedim sizden, ne de isteyeceğim. Kendi yağıyla kavrulan bir kulüp. Futbol için koştururuk. Gençler için koştururuk. Karşılık beklemeden, bir peni almadan. Ama sizler her şeyi mahatte çevirdiniz. Onun için sizi de bilirler, bizi de bilirler, beni de bilirler. Neyin bacağı? Devam et. Neyim ermi ya? Öyledir. Başka bir şey yok. Sormam kimse. Sanal alemde hepsini not yaparım zaten. Hepsi gider ya. Hepsini, sanal alemi hepsi kahraman küfre oldu. Döndürdüler. Evet, itilalli olalım arkadaşlar. Buradan herkese seslenelim. Sanal alemdeki kışkırtmalara uymayın. Onların seviyesine inmeyelim. Ve kendi kendimizi kontrol edelim lütfen. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Böyle sinir ve ruh hastalıkları hastanesine bakılmaya gitmeyenlerden uğraşmayalım sana alemde. Evet sevgili baca, gelelim Yalova. Yalova Dumlupınar, Yalova Trabzon maçına. Şimdi onu sona bırak. Sona bırakalım. Sona değil. Alalım Düzce Kafkas maçını. 5-4'lük maç var orada. O da lig maçı. Zaten günün maçı bence Yalova Dumlupınar maçı. Yalova
Trabzon maçıydı. Trabzon yenilgisizdi. Yalova yenilgisizdi o maça kadar, değil mi? Evet. Evet. Onun için Düzce'de de bol gollü Düzce-Kafkas maçı da çok güzel oldu. Bol gollü geçti. Hacı arkadaşınla konuştum. İyi bir maçtı. Hatta orada fair play ile de yani öne geçti. Düzceli arkadaşlar, futbolcu arkadaşlar trafikte kaldı ve orada Kafkas FC'nin beklemesi, yani o jesti göstermesi Düzce tarafına büyük takdire şayan oldu orada. Ve Düzce yöneticileri bunu Facebook'larda ve basına vermiştir. Güzel bir şey. Evet, Kafkas'ın centilmenliğini ve sportmenliğini buradan tebrik ederiz. Aynen, aynen kutluyoruz ve güzel bir maç olmuş. Yani orada gelen bilgiler ve konuştuğum hacı arkadaş aynen dedi ki süper bir maç oldu. Ve böylece birer eksik maçımız, neyse ona sonra değiniriz eksik maçlara. Ve işte haftanın maçı Yalova Trabzon. Evet. Yani ne yenilgisiz bir takım. Yenilgisiz Yalova puanı Trabzonspor'a bırakıyor. 3 puanı. İlk 3 puanını Trabzon'a bırakıyor. 3 puanı Trabzon'a bırakıyor. Şimdi Ermiye, bu Trabzon'un lige başlarken kötü bir başlangıç. Yani iyi başlamadı Kaya kardeşler. 1-2-3 hafta böyle bir yalpelledi, yani böyle aman ne oluyor şampiyon takım filan filan derken işte Karadeniz fırtınası gene toparladı. Son 7 maç 6 maç hiç yeni yüzü görmedi. Yani aldı çıktı 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 ve lig üçüncülüğüne oturdu. Şu anda Düzce, evet, lig üçüncülüğü olur. Akabinde de yani Yalova'nın da bu son haftaya kadar gümbür gümbür puanları aldı geldi. 11'de 33 yapar mı, 30 yapar mı, 33 yapar mı gibisiyle hesap yaparken ilk ciddi 3 puanını da Trabzon'da kaybetti. Böylece maçlarını bitirdi Yalova. Trabzon'da bitirdi. Şimdi eksik maçlar Esenler, Dumlupınar, Boğaziçi, Düzce. Al sana 2 tane güzel maç. Önemli karşılaşma. Önemli karşılaşma. Öyle Düzce gelir. Kiminle? Düzce, Boğaziçi, Boğaziçi, Düzce, Dumlupınar, Esenler. Dumlupınar, Esenler. Yani evet. Yukarısının şeklini, şemalini değiştirecek. Tabii şey olarak yani sezonun ilk maçları bunlar, eksik maçları. O yüzden bence biraz yukarı sarsacak bu maçlar. Yani Esenler'in kazanması, Dumlupınar'ın kaybetmesi veya Boğaz'ın kaybetmesi, playoff dışında böylece kalması. Böylece de 7 puan fark olacak ki 7 puan toparlayamaz kaybedenler. 7 puan fark olur Yalova'nın. 7 puan kapanacak bir ara. Yok, Yalova çünkü için bir şey, her şey bitmiş değil. Yalova var hak birkaç, bir maçını kaybetti. Bir maçta kaybedebilir. Yok, Yalova bitirdi maçlarını. Şu İlk devrenin maçları bitti. Bitti onun ama Yesenler, Boğaziçi, Düzce ve Dumlupınar'ın eksik maçları var. Yani diğer hemen hemen bütün maçlar oynandı. Bitti. Yani ilk yarı tamamlandı. Bu maçlarda işte biri Boğaziçi'nin sahanın kapanması dolayısıyla, akabinde de diğer takımların da işte Dumlupınar'ın İngiliz Kupası'ndaki maçı dolayısıyla ertelenmiştir. En nihayet ocağın 8'inde bu iş çözülür. Yani bu iki maç oynanır ve böylece ilk yarının maçlarını tamamlamış olurlar. Zaten 15'inde lig tekrar başlayacak. Esenler Dumlupınar maçı belki de playoff'un playoff'a kalma Dumlupınar için. Dumlupınar için. Çok önemli. Amacı. Esenler için de çok önemlidir. Çünkü Yok. Dumlupınar'ın ya varım ya yoğum olacak. Esenler de avantaj yapacak. Ama beraberlik konusunda. Çünkü Düzce'nin 20 puanlı olması, eğer Boğaziçi bir eksik maçla Boğaziçi'nin de 20 puana gelmesi varsayılırsa Esenler'in Arap saçı olur. Dumlupınar kaybederse, Dumlupınar bana göre kesinlikle avlu atar. Avlu atar.
Boğaziçi'ye sağ %65-70 o da atar. Esenler kaybederse bilmem kadro yapısı, telafi etme yapısı. Çünkü çok ciddi çalışıyorlar. Ben Berk Hoca'yla haftada 3 gün 4 gün beraberiz. Hem bizim masterlerde de yer alması, akabinde devamlı futbol konuşuruk ve antrenmanlarını da takip ediyorum. Haftada 2 gün antrenman yapıyor. Yani üsttekiler korksun. Ben de korkmuyorum. Çünkü biz daha ligin yarısı. Esenler çok iyi bir takım. Yani. İyi bir kadro, iyi bir manager başlarında, iyi bir ikili var orada. Bence bana göre Düzce ile Esenler tabi Yalova yukarıda şu anda lider, onu kastetmiyorum. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeyim sana sevgili Baca. Katrolar tanıdığım için. Dumlupınar 12 puandan 15 puana yükselirse ve playoff şansı var. Metegen'in niye playoff şansı olmasın? Onu 15 puan konuşacağız onu şimdi zaten. Biz maçı konuştuk. Çok önemli. Ama onu konuş, o bitirdi evet. Maçlarını. Ama alacağı var, satacağı var daha. Ne bileyim bir maçta Antep lisanssız oyuncu oynatmış. Alırsan al diyor, verirsen ver. Bir şeyler dön bilmem yani öyle konuşuldu orada. Akabinde bir maçta daha bir şey olmuş. Muş. Bilmem konuşan yok. Söyleyen birileri bir şey söyleyen yok. Yani işte galiba kılıç Yalova'yla Boğaziçi'ni kesti. Başka kimseyi kesmeyecek o kılıç ne alırsa. Bana öyle gelir. Çünkü ortada 5-6 daha vardır. Kimse görmez, kimse duymaz. Oysa bizi bir çırpıda yok LFE'ye gönderdiler. Yok Oyan'ı gönderdiler. Yok iki dost takım LFE'de kapışacak. İşte senin asparagas haberlerin gibi. Enne'de oturdu. Orada da 3-5 tane arkadaş sağ olsunlar özgürler. Kılıcın hem arkasına vurdular hem önüne vurdular. İki takımı da doğradılar. İşte zararı Boğaziçi da çekti. Yalova da çekti. Yani akabinde o kadar vukuat dosya var. Disiplin kurulu dediğimiz gibi hiç çalışmadı. Yönetim oturdu cezaları verdi. Bu iki kulübe. Dün akşam işte başta da belirttiğin gibi boşalan disiplin sekreterliği için seçim oldu orada. Faal üyeyi saymıyorum çünkü o otomatik yönetime girdi. Dur bakalım o kadar dosya birikti içeride bakalım neler çıkacak, ne olacak ben de merak ederim. Ama bir yere kadar bazı şeyler. Bir yere kadar. Yani çünkü hep aynı kılıcından hep aynı boğaza vurduğunda kes o boğazı kurtularsın. Kesmezsen başın ağrıyacak. Onu sana söyleyeyim. Yani öyle bilmeleri gerekir. Böyle önümde başka arkamda başka olmaz. Bu yüzden Yalova'da çok puan kan kaybetti. Yani tamam dayak yedi diye konuda konuşmuyorum ama 4 haftaya varan yani sanki de şey ne bileyim geçmiş bir konuda değişmek istemiyorum. Zaten o kadar sorunlarımız var. Yeter zaten. Bak önümüze bakalım. Evet MTG'den bahsettin sen. Evet MTG'nin de hakkı var sevgili Baca. Zaten Gaziantep MTG Gaziantep maçının görüşmeleri de var. Sevgili Zeki şikayette bulunmuş. Duyduğumuzu İki tane lisanssız oyuncu var. Bu ne lan? Bu ne ne bunlar? Daha çıkma. Çıkma. Yani iki evet. tane lisanssız Şimdi, oyuncu. Şimdi iki tane lisanssız oyuncu. Nasıl evet, işte bunlar? Ne oynarız yukarıda biz? Ve bugün asılsız suçlarla Trabzon'un şampiyonluğu eleştiriliyor. Ona da girmeyeceğim. Ona zaten da yok. Çünkü bak bazı davalar vardır. Şu anda şey aşamasındadır. Dün akşam galiba çağrıldınız. Evet. Tabii seni ne çağırdılar ben anlamadım ama orada grup başkanı Trabzon'un. O ruh hastalıkları hastanesine bakılması gerekenler benim sahtekar olduğumu sahte lisansla oyuncu oynattığımın bir hayli şeyini yapar ama kendi takımıdır ki sahte lisanslı oyuncu zaten oynadır. Zaten önleri temiz kışları ve kirli. Anlaşmaya çalışır Zeki İnan gel şikayet etme diyor da skoru 6-5 yazalım yanlış yazdık der. Yani bunu yani, gözümün önünde oldu bu olay. Şükürler olsun. Bu da bunu da buradan bildirelim. Bakalım sevgili Bulut hocamız ne yapacak görecek, bu olaylarda? Görecek. Sadece şaşa he demesi değil bu işler. İçine tam bakacak. Evet. Yani kılıç sadece bizi kesmesin. Yani bacağı ne bileyim kim. Kılıç bizi kesmesin. Bir cezamızı aldık. Şeriatın kestiği parmak da acımaz. Onun için dışarıdan yapmak istediler beni bağlamaz. Elini herkes taşın altına koysun. İş yapmaya çalışsın. Yok dışarıda şaşa Mustafa Kemal Paşa çok yaşa. Edasıyla olmaz bu işler. Toba Gari isteyen gelsin aday olsun kazansın. Görev yapsın. Zaten görev yapanlar kalacak. Yapmayanlar zaten ne yapacak? Ne yapacak? Kendileri bırakarak gitsin. Kendileri bırakacak gidecek. O ayrı mesele. MTG için ne için MTG'yi şu anda şeye bile koymuyorum. Çünkü ben kendi takımımı da koymuyorum playofflara. Cidden.
Niçin sevgili hoca, ben senin oyununu gördüm. Anlatacağım sana. Ben, şimdi Fenerbahçe Boğaziçi'ne karşı. Ya, Kupa maçını ben karşılama alma. Ama çok mesela Özcan'ı gördüm ben. Yarı takım yatır zaten ne oldu? Özcan'ı gördüm ama ben. Özcan striker oynarken, center oynarken gösteremediği başarıyı 10 numaralı formasıyla orta sahada oynarken gösterdi. Şimdi, ve çok güzel paslar attı. Olabilir. Kupa maçları ölçü değil. Orta sahada Hüseyin çok iyiydi. İyiydi. Akabinde Hüseyin ertesi günü Brimzon'da da çok güzel bir maç çıkardı. Gelmiştir. Sahanın sahanın yıldızıydı ilk devrede. İlk 45 dakikada Watson Park'ın ataklarını kesen tek adamıdır. Hüseyin iyi futbolcu. İyi futbolcu. Evet. Yani pazar günkü kupa maçı. Emir Dalan. Dalan işte antrenmanlar yapamıyor, gelemiyor. Çünkü Dalan... Dalan'ı alacağım birimize ona. İstersen Liverpool al gene. Yani benim için sorun değil. Çocuk futbol oynamak isterse. Ama işte şimdi bu çocuk hafta içi antrenmanlara gelmez. Sorun orada bu. Oynamak da isterse seve seve gelsin. Ne için gelmez yani antrenmanlara? Uymaz, işler çocuk. Çünkü vakti yok. Yani iş dolayısıyla gelmez. Gece yani mi çalışır? Gece 24 saat günde çalışır. Neyse. 24 saat günde çalışmam. Çalışır çalışır, uykuyamaz o. Herhalde hedefleri var. Bir şeyler kazana zengin olsun galiba. Neyse, Dalan konusu değil konu. Ya da güzel bir arabacık alak ne gidiyor Kıbrıs'a? Bilmem. Genç çocuk. Hayatı seviyor. Tatili seviyor. Yani, İlyas gibi bir tecrübeli adamın var arkada. Şimdi kadro sayarsan ama şimdi bak. Boğaz'ın şansı yok. Denzel. Yok, Denzo. Çelik Demir. Şimdi bak. Eğrilmeyen. Bak. Ben doğruları söylerim. Bak. Eskiden Boğaz'ın bir lejyoner takımı vardı. Yani lisan çıkardığımız ve tutumuz oyuncular vardı. O lejyonerler hepsi yaşlandı. Bitirdi onlar. Tabii sonuncusu kaldı. Paul Scholes vardı. Saysam kimse bilmez genelde. 20-30 senede bir şans gelir öyle bir takıma. Bir takım, senin de vardı bir rüya takımı. Rüya efsane takımı. Şampiyonlar oldu, kupalarını aldı. Finalleri bıraktı, kaçtı Rumlara. 9 tane oyuncu karmaya gitti. Yani o final hakkın fotoğraflarından. Zaten onu burada bu bütün izleyenlere söylüyorum. Onu bir akşam, zaten ben de futbolun yavaş yavaş sonuna geldim artık, ben de yoruldum. Belki gençleri koyacağım, arkada duracağım ama eski ismin aktif olmayacağım. Çünkü kaldırmam artık. Haftanın 5 günü futbol olmaz. Ben kendi açımdan konuşurum. Niye 5 gün bu futbol? Çünkü çarşamba, perşembe antrenmanlarımızdır. Cumartesi gençlere yardım ediyoruz. Pazar günü bizim normal aduf timin, atakımın maçı. Pazartesi masterlerine. Bu 5 gündür. Araya giren aile toplantı da olur. Bu gelir bize bazen 6 gün haftada. Eşilik bizi hanım çekmişse bugüne kadar, bu saatten sonra artık yani çok risk almayalım daha. Yani bu yaşlanıyor, kimse daha şey yapmaz bize bu saatten sonra. Yani onun için o Aboel Boğaziçi Challenge Cup finalinden önce London Bari 4-1 yenip finale adımızı yazdırdık ve benim ve takımımın oradan ne şekilde indirildiğini burada tüm kamuoyuna gerçekleriyle ve kimlerin sebep olduğunu açıklayacağım. Yani bu benim içimde bir acı oldu. 1978'den beri futbolun içerisindeyim. 1978. Bu dile kolay. En büyük acıyı o gün çektim. Çok acı çektim. Çünkü dediğim gibi tam yarım saat söz alacağım burada. Kimseye konuşturmayacağım. Ve aşama aşama nasıl Yeni Boğaziçi'nin Türk Toplumu Ligi'nde yer alan bir takımın Rum takımına karşı kazandığı finali kendi içimizdeki kişiler tarafından bizim suçlanıp LFE'ye bildirilmemiz ve bizim finalden atılmamıza kimlerin sebep olduğunu burada açıklayacağım. Evet, açıklayacağım. Çünkü böğrümde taş oldu ve büyüdü. Hakikaten yıllardan beri o Challenge Cup'a hiçbir Türk takımı talip olamadı. Başaramadı alsın. En son Doğulu Pınar geçen yıl finalde kaybetti. Çok kötü bir sonucuna. Biz onu yakaladık. O sene çok iyi bir katımız vardı. Ve adım gibi eminim o Challenge Cup'ı biz federasyonumuza getirecektik. Intermit Cup'ı kazandığımız gibi, diğer kupalar getirdiğimiz gibi. Ama çok acı söylerim. Hala daha içim yanar.
içim yanar ve her aklıma geldiğinde çok üzülüyorum. Neyse onu dedim, buradan açıklayacağım şahıslar da kimle sebep oldu. İsim de vereceğim, hiç kimse çekinmedim. Kimsenin de korkum yoktur. Ben doğru olduktan sonra eğrilir zaten eğrilir. Akabinde takımımın olayını, zaten ligin yarısı bitti. Geçen akşam bazı arkadaşlarla konuştuk. Filanla oynayacaksın, 5 yen diyor bana. Filanla oynayacaksın, 10 yen diyorlar. Arkadaşlar, Boğaziçi'ni konuşuyorsunuz. 40 yıllık bir takım. Kulüp. 7 şampiyonluğu olan bir kulüp. Onlarca federasyon kupası var. İlk İngiliz kupasını buraya getiren bir takımı konuşuyoruz. Altın çamura da düşse alırsın, yıkarsın, gene altın olur. Ama çamur da çamurdur bak arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yani altını al, çöpe at, çirkefe at. Alika gene altındır. O birini ne yapacak? Onlar çamurdur. Bu senelik playoff'ların gelmesiyle, geçen yıl bağırdık çağırdık ama heyecanı hepimiz beraber yaşadık. Gece maçlarından dolayısıyla katılım vardı, seyirci vardı, heyecan vardı. Lig baştan başladı dedik, güzel güzel maçlar izledik. Akabinde bu sene yine bu playoff herhalde öyle gidecek. Bazı arkadaşlar işte filan takım için kuruldu bu playofflar, mayofflar. Olmadı ya, bu sene de Yalova gider, Dronway gider. Yani demek ki takım hedef alınmaz. Yani bu sene farz et Yalova bitir düş puanına, ne bileyim Esenler şampiyon oldu. Ne yapalım yani? Yani ligde göstereceğin performans playoff'ta değişebilir. Çökebilir. Sakatlıklar var, cezalar var. Ve oyuncularının bize olduğu gibi geçen yıl iki tane zencinin gidip Jamaica'ya bu hafta başlayacak, ha bir hafta başlayacak gibi Sinan, o çocuklar çekip gittiler. Biz playoff'u iki yabancıyla oynadık. Şimdi benim burada üstüne basa basa söylediğim bir şey var. Toparlayalım hocam. Hemen. Bir ara vereceğim. Yalova iyi bir kadrosu var. Şimdi o mağlubiyetten sonra ne duruma gelir bilmem ama hakikaten Esenler olsun, Düzce olsun, Trabzon olsun, Trabzon'da iyi transferler yaptı. Bu üç takım, dört takım makas birdir. Makas bir. İkinci makas, işte sana saydığım Boğaziçi, MTG, MTR. Yani bunlar ikinci makaslar, bunlardır ve üçüncü makas aşağısıdır. Ya birinci olayda biz avantaj yakaladık. Türkmenköy'e kaybettiğimiz maç bizi bir anda playoff'un biraz kırmızı sınırına getirdi. Oysa maç alabilsek hala da iddiamı sürdürmeyeceydim ama biraz daha şey olacaktım, moralli olacaktım. O yüzden birinci makas iyi takımlardan oluşmaktadır. Hata yaparlar. Sakatlık Allah korusun, oluşur mu oluşur, orada bir sendeleme olur da ikinci makastan biri atılır içerisine, ya MTG olur ya Boğaz olur, olabilir, bu futboldur. O yüzden üçüncü makası saymıyorum. Üçüncü makas aşağılarda zaten iki takım, hemen hemen ne olduğu belli. Şimdi orada bir Kafkas, bir Antep olayı, bir Türkmenköy'ün ne sağı belli ne solu belli. Üç hafta dayak yedi, gittim kadromuna 4-1 mağlup oldum. Yani bilmem, hakikaten bilmem. Herkes şok oldu ya, Boğaziçi bana 8 attı, gitti 4 yedi. Yer mi arkadaşlar? Yiyebilir. Türkmenköy zaten belli değil. Hiç belli değil. Benim Türkmenköy, şimdi herkes kendini bilir. Hiç küçümsenecek bir takım yok, değil. Yok kesinlikle. Hele Mustafa şeytan gibi oldu maşallah. Yılların tecrübesi o çocuğu. Akabinde de akşam biraz morali bozuldu ama bugün tazelendi, tekrar konuştuk. Mustafa yine aramızda. Hatta sizden daha güçlü. Daha güçlüdür ya. Mustafa daha bizimdir ya. Biz herkese lazım, bu topluma lazım. Temiz, iyi bir çocuk. Dokanmayacak, rencide etmeyecek bu arkadaşları. Çünkü bu takımlar tek başına, iki kişi, bir kişi çok zor. Onun için bu insanları da kaybetmeyelim. Evet der mi ya? Evet, kısa bir ara verelim sevgili Baca. Ve bu aradan sonra istersen transferleri konuşalım. Transfer var ya, masterlerin de son maçlarıydı. Masterlerin de son maç. Veteranlar da konuşacak. Konuşalım. Para kaynağımızdır o. Biz dedikçe para kaynağımızdır. Onlar da çullice veteranlara çalarlar. Dışarıdaki 3-5 çakal da onları hedef seçti. O damarı kesin ya. Biz dedik veli nimettir onlar. 2000-3000 liraya federasyonu, ligimizi sponsor yapan arkadaşlar. Sağ olsunlar, yıllarca çektiler. Şimdi veteranlar öyle bir gelir verdi şey federasyonumuza. Sponsor da aramaya geldik. Çünkü 10-12 bin lira bir şey karı var hesaplara göre. Bu eder 400 sponsor 3000 liradan. Onun için o parayı güzel kullansınlar, deli deli harcamasınlar, orada da biriktirmesinler. Bir de ekonomik yönden 5-6 grubumuzu kurtarmamız lazım çakalların elinden. Evet. Anladın mı? Anladın işte ne olur bazı davalar da.
ekonomik yönden, işte onu federasyon yapsın artık. Evet, her şey olacak. Kısa bir aradan sonra sevgili Baca, yönetmenim bizi uyarıyor. Evet, kısa bir aradan sonra in missing, cin missing. Londra Spor Programı VR'dan devam ediyor. VR Futbol Club'ın tesislerinden devam edecek. Evet, kısa bir aradan sonra. Sevgili izleyicilerimiz, Londra Spor Programımız, Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'nin yayını İngiltere'den devam ediyor. Londra demiyoruz, İngiltere diyoruz. Yayınımız İngiltere'den devam ediyor. Şu anda VR Futbol Kulübü'nün tesislerindeyiz ve boardroom, evet, direktörlerin, futbol direktörlerinin maç aralarında ve maç öncesi oturdukları odasında sevgili Baca. Yani biz de futbol direktörüyük değil. Ne yaptın? Sana yakın futbolun şimdi. Yani hak etmedik oturalım oda. Tabii. Hay Allah'ım. Evet, birazdan sevgili Ozan Beliger bağlanacak hattımıza. Sevgili Ozan Beliger, beni cep telefonumdan ararsan sizi yayına alabilirim. Evet sevgili Baca, biraz da masterlerden konuşalım. Son konumuz oydu ilk bölümde. Masterlerden diyoruz. Son maçlardı masterlerde tek gelir kaynağımız. Evet, Futbol Federasyonumuzun tek gelir kaynağı. Şimdi geçen programda bu konuya değindik. Yani hiç insan kesti, oturduğu kesti, dalı keser. Yani dün burada olanlar aman cicim micim göz vurmasın. Kapı açılmamış galiba. Nedir o alemlerine? Kapıyı da açmadılar size. Sağının. O espriydi o. Ha, espri. Tabii o Serdar'ın bir esprisiydi. Ama olan şey oldu. Kemal Söyre o günden beri tansiyonu çıkar. Akşamda zaten masaj akşam, yaptırırdı. Kişmir sağ olsun okşadı, ovdu, ovaladı. Biraz can verdi. Neyse, yani Veteranlar Ligimiz biraz daha ciddi, biraz daha düzen sağlansın. Getirdiği gelir küçümsenmeyecek derecede bir oranda, yani miktarda. O yüzden sonuçları okuduktan sonra Hüseyin Gazi'ye şaka yaptı yani. Yaptı. Sadece ona yapmadı. Hepsimize yaptı. Hepsimize yaptı. Ben biraz daha geri dönüyordum. Klasik Serdar şakası. Serdar sever. Serdar Sarı şakası. Bu şakaları severim. Evet, sonuçları alalım. Sonuçları Eurobet 45'lerden konuşuyoruk. Eurobet 3, Akdeniz 0, Vadili 4, Yavru Vatan 4, Yeni Boğaziçi 2, Türkmenköy 2. Eurobet bu geçti, bir önceki haftaydı. Evet. Yok, bu 45'ler buydu. 45'ler buydu, evet. Bu duruma göre ligin ilk devresi tamamlandı. Artık yeni yıldan sonra devam edecek 45 yaş üstü masterler. Türkmenköy 28 puanla liderliğini sürdürüyor. Euromet 24 puanla ikinci. Yeni Boğaz 17 puanla 17. 3. Akdeniz 12 puanla 4. Yavru Vatan 10 puanla 5. ve Vadili 5 puanla 6. sırada yer alıyor. Evet sevgili Baca, neler diyeceksin? 45'lerle ilgili yoksa 45'ten ilgili. 45'leri zaten yürüyen futbol. Zaten kurucularından biri de sensin Ermiya. Evet. Fotoğraf vardı ama bu hafta programa çıkarsak onu koyalım arkada bir görsünler. Yani İbrahim Tümse, Serdar Sarı, Sayın Ermiya ve ben. Kurucular yürüyen biziz. Futbol. Tabii kurucular biziz. Ve ilk hat-trick'te gol atan Türk futbolcusu benim 45'lerde. Evet, hat-trick. Hat-trick yaptım. Evet, hat-trick. Evet, telefonumuz sevgili Ozan Beliger hattımızda. İyi akşamlar Sayın Beliger. İyi akşamlar Ermiya. İyi akşamlar Erdoğan Başkan. Başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar Erdoğan Başkan. Nasılsınız? Vallahi bu akşam biraz yoğun geçti. Bildiğin gibi bu Self Fair
Safeguard'ın kursları bu akşam ilki ve yarın tesislerinde gerçekleşti. 18 katılım vardı bu akşam. İkincisi de önümüzdeki ay Allah isterse direkt bu ilk genç takımlar ağırlıklıydı. Yönetici ve koçları. Akabinde biraz da liglerden aldık ama ikinci aşaması tüm takımlar ikinci ve birinci ligden hocalar, yöneticiler olarak burada bu tesislerde bu kursu görecektir. Akabinde bu kurs iki aşamalı olacak. CIB çekler, welfare kursları hep bir paket halinde verilecek. Bu iyi bir başlangıç. Emeği de geçen herkese buradan teşekkürlerimizi sunalım. Evet. Sayın Başkan, tabii ki çok güzel bir şey ama bence biraz geç kalınmış değil mi bu konu hakkında? Vallahi başkanım, geç olsun da bir şey değil. Yavaş yavaş bir şeyler düzelecek. Bir şeyler düzelecekse bak sen ne dedin? Senin oğlan başladı ağır ağır endipsin fezunları. Her şey bir yerden başlamalı. Öyle veya böyle doğru, bir yerden geç başlamalı. Geç olsun, temiz olsun. Temiz olsun ama gerekli olan oydu. Ama Sayın Başkanım yani bazen de bir şeyler olması sebep olarak ki bazı doğrular yerine gelsin. Onun için sebep olanlara da buradan teşekkür ederim. Ama gerçekten sürpriz oldum. Sayın Başkan, baktığın zaman gerçekten katılım yüksek. Çok yüksek. Bu da sevindirici bir şey. Gerçekten ben bu kadar katılım beklemiyordum. 18 kişi fazla bile vardı. Alacaktı. Fazla vardı ve 3 kulüplerden 3'er kişi gelen kulüplerden birer kişi azalttılar ve o kişileri de online olarak teste tabi tuttu. Evet. Buradaki kursu veren bayan öğretmen diyelim. Çünkü VR hepsinin kadrosundan İngiliz bayan burada ve bir İngiliz beyefendi bu kursu Türk toplumuna verdi. Gerçekten Mehmet Elitok'u tebrik etmek gerekir sevgili Ozan Beliger. Çünkü Mehmet Elitok kapılarını sonuna kadar açtı. Gelen heyete burada kursiyer arkadaşlara çips, fıstık, içeceklerini, her şeylerini verdi sevgili Elitok. Ve biz de canlı yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Esasında Türk toplumu olarak bir gövde gösterisi yaptık bu akşam. Ne dersin sevgili Ozan Beliger? Vallahi tabii ki güzel bir şey. Elitok zaten bilirsiniz bu gibi şeyleri sever, yani yapmayı sever ama bir baktığınız zaman da Elitok'u biz oraya süs için seçmedik. Yani alıp bitirdiğimize koyalım. Elitok'u seçtik oraya bir şeyler yapsın diye. Yapmaya da başladı. O da güzel bir şey. Sağ olsun. Madem ki elini o da kömürünün içine soktu. Bence güzel bir şeyler olacak. Yani eski dönemlerde başkan yardımcıları süstü federasyonda. Ya şimdi diyebilir miyiz böyle bir şey? Ya fazla aktiviteleri yoktu. Şimdi Elitok biliyorsunuz VRFC'nin de içinde olduğu için biraz daha yakındır bu gibi şeylere. Ki bizim federasyonumuzda yardımcı olması gerçekten güzel bir şey. Tabii ki sevindirici bir şey. Zaten Elitok'un eli de gönlü de gerçekten tok insandır. Onu herkes bilir bence. Evet sevgili Ozan Beliger, Elitok'tan geçelim bir deve. Evet, Dumlupınar devinde neler oluyor? Dev yara mı aldı? Çok büyük yaraları var devin. Yok Sayın Ermiya. Şimdi bir zaman hatırlarsanız Erdoğan Başkanım da oradadır. Çok iyi hatırlarsınız. Bizim bundan birkaç yıl önce gerçekten takımın güzel olduğu yıllarda yalnızca takım değil yönetimin de güçlü olduğu yıllarda biz dedik ya büyük takım küçük takım. Ve çok büyük bir tepki aldım hatırlarsanız. Evet. Erdoğan Başkan. Duyar Başkan. Beklerim konuşasın. Evet. Ligimizde büyük takım, küçük takım yoktur. Ligin altındaki de aynıdır, ligin üstteki de aynıdır. Doğru. Ben o zaman tabii ki yanlış bir konuşma yapmıştım orada. Büyük takım, küçük takım diye. Tabii ki ben aslında büyük, küçük demek istemedim orada. Birincilikteler, ikincilikteler veya birinci ligin üstünde olan takımlar ve altında takımlar. Ama bizim
hissedildi. Böyle bir konuşma oldu. Evet. Şimdi ligimizde tabii ki hiçbir zaman büyük küçük yoktur. Hepsi birdir. Ha, biz bu yıl geçen yıllara bakıldığı zaman daha değişik bir politika uyguladık. Birazcık da yanlış transferler yaptık. Artı şanssızlığımızdan gerçekten 8-9 tane adamımızın, gençlerimizin sakat olması bizi çok kötü zora soktu. Sahaya bile çıkamadınız. Evet, sen inanabiliyor musun? Yani biz bu kadar yıl ligdeyiz ve hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ama ne yapalım? Olmadı. Evet sevgili Ozan Meriger, pazar günkü maça dönecek olursak, maçta neler oldu? Kaçıncı dakikada maç durdu sevgili Meriger? Maç bitmişti Ermiye, düdük çaldı, hakem düdüğünü çaldı. Şimdi bazıları diyor ki 70. dakikada, 80. dakikada. Hayır, alakası yoktur. Zaten 3. gol 80. dakikada geldi. Düdüğü çalmıştı. Hakem düdüğü çaldı. Bitmesine 1 dakika kalmıştı falan. Orada bir çocuklar arasında bir tartışma oldu. Şimdi bu maç başlarken güzel bir yanı vardı. Oradaki bütün çocukların, bak Galatasaray'daki GS'de olan bütün çocukların hepsinin bana gelip başkan diye sarılıp öpmesi, sohbetler etmesi, şakalar etmesi gerçekten güzel, muazzam bir olaydır. Tabii ki maç arasında ufak tefek bilirsiniz vuruşmalar, itişmeler olur, normaldir. Ama maçın sonunda düdüğün çalındığı anda orada benim oyuncumun bir tanesinin biraz aşırıya gitmesi, o da diyor ki bana küfür etti, o diyor bana küfür etti, işi büyütmesi biraz abes oldu ki bence benim oyuncunun yanlış yaptığına inanıyorum ki biz yönetim olarak da ona karar verdik. Çünkü niye diyeceksin, sen 30 yaşında bir adamsın, 20 yaşındaki bir çocuğa yanlış da olsa, küfür de etse sen onu korumak zorundasın. Dövmek değil, yumruk atmak değil veya itmek değil. Ki benim oyuncunun yaptığı buydu. Çocuğun üzerine yürüdü. Tabii sadece dayak tokat vardı yani. Evet. Yani sadece tokat dayak vardı sadece. Polis gelmiş dediler. Polisi de maalesef biz çağırdık onu. Ki yani artık rayından çıkmıştı. Bizim adam durmak istemiyordu ya da kendini öyle hissetti ki ben şahsen kendim de geçtim araya birkaç defa. Sizin üzerinize de geldi denildi. Efendim? Sizin üzerinize de saldığını... Yok, bana saldırmadı. Ben önüne geçtim, dedim ki kendine gel, yaptığın yanlıştır, tamam mı? Bana kendisi dedi ki yani başkan, önümden çekil dedi. Ben dedim hayır, önümden çekilmem, ta ki sakin olana kadar. Sakin oldu ama şimdi biliyorsun, biri horozlandığı zaman ve 3-5 kişi tuttuğu da, tamam mı, daha fazla horozluk olur. Ha şimdi çekilip bıraksan kendisini hiçbir şey yapmayacak. Ama işte oradaki durum nedir biliyorsun sen de, bir sinir arasında böyle şeyler olur. Ha efendim, tabii ki ortalıkta dolanan bazı laflar vardır. Yok bıçaklar, yok bilmem neler falan filan. Hayır, bıçak falan yoktur. Hiç öyle bir şey olmadı. Sahada herkesin, bakın Sayın Ermiya, herkes soyunma odalarına gider. Soyunma odalarında bütün malzemelerini, her şeylerini orada bırakırlar. Ve sahaya yalnızca, tamam mı, ellerinde ya yağmurlukları veya aşortmanlar olarak gelirler. Şimdi orada bıçak çekti diye falan bir şey yok. Hayır, orada baktım yani bizim adam elini kilotuna koymuş, sanki elinde bir şey varmış gibi, hiçbir şey de yoktu. O bir nevi korku vermek için onu yaptı. Ama ben şahsen önüne gittim, orada hiçbir şey yoktu. Ve hiç kimse de çıkıp değemez bıçak gördü. Öyle bir şey yoktu. Bizim oyuncuya kızıp ceza verip atmamızın sebebi de onu ayırmaya çalışan Galatasaraylı, çok sevdiğimiz bir çocuğa suçsuz yere tokat atmasıdır. Tamam mı?
Bak, kim kim bu çocuk? Tokat Cemre. Fikri Cemreciye. Cemre bunun ayrılmak için önüne geçti ve küçük Cemre'ye, tamam mı, ayırmaya çalışırken yaptığı terbiyesizlik benim çok ağrıma gitti. Cemre ta güzel yurttan bizdeydi. Cemre bizi her zaman gördüğü zaman saygı, sevgi gösteren çok iyi, çok efendi bir çocuk. Bu yıl Galatasaray'da oynuyor. Genç oyuncuların hepsi de öyle. Doğanlar da aynı, Baranlar da aynı. Yani orada oynayan bütün çocuklar hepsi bizlerin sevip saydığı çocuklardır. Onlar da şahsen bizi çok sevip sayarlar. Sağ olsunlar. Şeyimiz yoktur ama oradaki olaylar onlardan daha fazla benim ağrıma gitti. Çünkü yapılan hareket benim çocuklarıma yapılmış sayılır. Yanlış. Sevgili Ozan Bey, polisi siz mi çağırmıştınız? Zannedersem bizim şey çağırdı onu. Yanlışım yoksa orada bir bayan vardı çalışan. Bir kalabalık olunca orada bizim... Nerede? Sahada mı? Evet, sahanın elemanı. Saha yetkilileri çağırdı yani. Evet, çağırdılar ki orada bir toplantı şeyin önüne gelince... Biraz önce biz çağırdık dediniz. Biz yani Galatasaray çağırmadı. Bu tarafta. Biz derken şimdi bizim sahada olduğu için biz diyoruz. Şimdi şey değil. Ama saha yetkilileri çağırdı. Evet ama bizim sahamızda bizim yetkililerimizdir onlar. Yani oradaki çalışanlar bize orada saat 2'den 4'e kadar 4'ten sonra zaten herhangi bir aktivite olmaz orada. Kapanır gider. Yanlışım yoksa 4.30'a kadar çıktır orası. Pazarları. Yani bizim son maçımızdı. Ama maalesef üzücü bir olaydı. Maç bittikten sonra oldu. Hakem evet. Raporunda bıçak var mıydı sevgili Ozan Beliger? Hayır. Ben hakemle sonra görüştüm. Hakemle de şey yaptım. Hayır, hakem öyle bir şey yoktu dedi. Tek benim rapor yapacağım bir şey de yoktu dedi fazla. Çocuklar ben düdüğü çaldıktan sonra birbirine girdi diye bir şey yazacağım, ya rapor vereceğim diyor sizin federasyona. Yani orada maç esnasında herhangi bir olay yok. Hakemin sonra. Hakemin telefon numarasını nerede buldunuz Sayın Beliger? Ben hakemle sahada konuştum Sayın Ermiye. Ha, sahada konuştum. Daha önce. Tabii. Hakemin telefonu niye Sayın Ermiye? Siz takımınız vardır. Size her pazar günü veya cumartesi akşamı full time'dan gelmez mi hakemlerin telefonları, isimleri? Hakemlerin telefon numaraları ve isimleri ne kadar verilir yani? Tabii. Ya. Sayın Baca, size gelmez mi e-mail bize? Vallahi ben sekreter değilim. Siz sekretersiniz diye bilirsiniz. Ben kulüpte başkanım. Sekreterlik yapmadım hiç bu sistemde. Onu başkan tam emin değilim çünkü Yasemin Hanım sekreterimizdir ya. Oraya e-maile gidebilir. Ben iddia etmem gitmez diye. Bakarım ben sana veya hafta ben bunu şey yaparım. Yani burada bir art niyet yoktur. Yani sorarken herhalde. Yok. Eminim ben. Yok ya ben de bir bilmem. Çünkü sekreterlik yapmadım hiç. Hakem sekreteri Sayın Ermiya herkese e-maille bir gün önceden hakemlerinin kim olduğunu ve telefon numaralarını gönderir. Evet Sayın Beliger, şu anda bir mesaj geldi bize. Doğan Türk Birliği'nin sekreterliğinden geldi ve diyor ki evet bildirili diyor. Tamam yani, haklısınız. Şimdi bunlar başkan, bunlar sekreterlere gider. Yani onun için yani başkanlara gelmez. E-mail sekreterlerin şeyine gider. O yüzden ben çok da meraklısı değilim yani bu işlerin. Giderim sahaya. Zaten Ali Başkan. Ben de aynıyım. Hiç meraklısı değilim. Başkan. Hiç de sormam. Ali Başkan zaten maçın ehemmiyetine göre diyor ki beni arar der ki başkan hakemler çok iyi bu hafta. Hani öyle şekilde ama madem ki gönderir şeye gider. Sekreteriye, kulübün sekreteri de Yasemin Hanım'dır benim eşim olur. Onun için hiç gerek de duymadım sorayım. Zaten ben hakemleri hiçbir zaman da ağzıma dolamadım. Yalnızca bu pazar günkü kupa maçında orta hakemin inadıyla maç öyle kaldı. Tekrar başımıza bir şey oldu. Yani 90 dakika bir bitti. Sekreterin de ısrarı üzerine devam etsin. Yarım saat oynayın.
penaltı çekin. Adam nor dedi, penir demedi. Böylelikle maç başımıza kaldı. Tekrar bir tarihe gidecek. Yarım saat oynayalım. Evet. Dönelim Dumlu Pınar maçına Sayın Beligel. Şimdi polis sahada ne yaptı? Polis sahaya geldiği zaman benim gördüğüm, orada gözlemlediğim fazla bir şey yapmadı. Orada işte başka bir oyuncu biraz boş boğazlık yapınca onu tuttu orada ki kavgayı çıkaran sakin sakin aldı çantasını oradan. Çıktı gitti. Sonra çocuklar diyor o değil diyor, siz yanlışını tuttunuz. Ben dedim ki ya o zaman dedim, niye söylemezsiniz diğeri giderken işte budur diye. Hepsiniz sessiz kaldınız. Ya benim anladığım şey daha vardı orada. Galatasaray'ın, GS'nin de çocuklarının niyetlerinin kötü olmadığıdır. Ama tabii ki duydum ki içeriye şikayet vermişler. Tabii ki verecekler, haklarıdır. Ama tabii şikayetleri ne hakkındadır? Fazla bilgim yok. Dumlu Pınar hakkına mı verilmiş, yoksa oyuncu hakkına mı verilmiş, bilemeyeceğim. Eğer hangi oyuncuyu alıp gitmek istedi polis? Neydi ismi? Bir saniye bakalım, onun ismi neydi? Vallahi size zahmet vermeye, ben bu yabancıları çok iyi tanırım. Yabancı şeyim de yok onlar. Albert. Mbaba'ydı. Mbaba'ydı. Evet, Mbaba diye biri vardı. Onu aldı ki çocuğun onun hiçbir şey yoktu. Alıp gitmedi Sayın Ermiye. Yalnızca çekti, ifade aldı. Orada ifade aldı. Ama ben iki oyuncuyu da ihraç ettim. Bu takımdan ikisini de ihraç ettim. Bakınız, orta sahadaki o zenci çocuk gerçekten iyi bir oyuncu. Ama maalesef bizim ligimize yakışmadığı için hiç tereddüt etmeden lisansını geri verdim. Şimdi akşam, futbol, çok iyi bir futbolcu olup da futbol oynamayıp kavga çıkarttığı için mi iade ettiniz? Yoksa yeterli bir oyuncu değildir maç kazanabilmek için. Şimdi ne? Sayın Ermiye, bakın Sayın Ermiye, ben bu çocuğu 3-4 defa oynattık. 4-5 maçta oynattım. Tabii ki bu birinci maçlarda genelde görünmez. İkinci maçlarda başlar. Üçüncü maçlarda ateşlenir. Dördüncü maçlarda artık alev alır. Beşinci maçta patlama yapar. Şimdi ben bunu fark ettim ama biraz geç kaldım. Tamam mı? Belki düzelir diye maalesef düzelmedi. Şimdi biraz da aşırı gidince ben herkesin çoluk çocuğunun yüzünü gözünü şişirtmem mi? Orada bir terbiyesiz bir oyuncunun bunu yapacak diye Sayın Ermiye. Herkes çocuğunu oraya gönderiyor oynasın diye. Biz aman yok şampiyonlukmuş, yok bilmem neymiş diye yapıp da herkesin çoluk çocuğunun yüzünü şişirtmesine müsaade edemeyiz onu. Yani darp etti, Cemre'yi darp etti yani. Tokat atmış. Ben görmedim ama gördüğüm üzere çocuğun yüzü kırmızıydı. Tamam mı? Tokat atmış. Sen kim oluyorsun da karşı tarafa tokat atacaksın? Sonra genç bir çocuğa. Şimdi sevgili Beliger, bu olayın suçunu Futbol Federasyonu mu verecek, yoksa hakem London Efe'ye mi bildirecek olayı? Vallahi benim bildiğim 90. dakikada olduğu için hakemin London Efe'ye vereceğini tahmin etmiyorum. Yalnızca Galatasaray'ın bizim federasyonumuza şikayet mektubunu verdiğini duyum aldım. Ki eminim ki o da, onlar da verdiği o oyuncu içindir. Verdikleri o oyuncu içindir. Tabii ki eğer o oyuncu içinse şahsen eğer çağrılarsa ben de gidip gereken ifadeyi vereceğim. Çünkü bence çocuklar haklıdır. Bu konuda haklıdırlar. Ha eğer burada Dumlu Pınar hakkında bir şey verdilerse o zaman ona karşı çıkarım. Çünkü niye? Biz bunların büyümemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama oyuncu için şikayetlerini verdiyseler ben her zaman yanlarındayım. Tabii ki oyuncunun alacağı cezadan tut da
şeyine kadar ben de arkalarındayım. Ama orada biz işlerin büyümemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani olay böyle. Küçük bir patlak maalesef büyüdü. Evet. Yeni transferler var mı Sayın Beliger? Evet. Bu son yaptığımız 3-4 tane oyuncu aldık. Bunlardan biri daha önce Antep'teydi. Yanlışım yoksa Antep'teydi bir Türk oyuncu. Bir tanesi yeni Türk oyuncu geldi şeyden. Southland'ından. Onu aldık. Şen Cemal diye. İki de yabancı aldık. Bu yabancılar da daha önce hiçbirisi de oynamadılar. Bir de yine şeyde oynayan yanlışım yoksa Raymond Dick'te oynayan bir yabancı daha alıyoruz. Ki yabancı kontenjanımız olsun. Ki diğerleri gerçi sakattır. Bu çocuk da daha önce hiç Türk Ligi'nde oynamadı. Yani ilk defa geliyor o da. Eminim bu 3-4 kişiyle daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Raymond Lig'den herhalde iyi bir oyuncu getireceksiniz. Eminim ki iyidir. Şimdi görmediğim zaman herkes diyor ki aha bu iyidir, aha bu kötüdür. Şimdi kendini görmedikten sonra belki adam çok iyidir. Bizim çocuklara uyum sağlayamaz. Yani bunu da düşüneceksin Sayın Ermiye. Çok iyi olabilirsin. Süper bir golcü olabilirsin. Şey yapamaz ama dikkat ettiyseniz bizim Türk oyuncularımız Barış Taylan düzeliyor. Kaan'ı oynattık. İlk 45 dakika 50 dakika. Kaan kendine geliyor. Gol da attı. Gerçekten bence yani Kaan Türk ligimizin iyi bir santrafor, iyi bir santrafordur Türk olarak onlardan biridir. Kaan Konaloğlu. Kaan Borova. Kaan Borova. Borova değil mi? Daha önce Yalova'daydı. Sakat. Var Yalova'da evet. Türkmenköy Yalova. Evet bizim şey Önder Ali'nin torunu. Evet evet. Bildiğiniz gibi Ali Demir gelemedi. Ali Demir'in gerçekten babasının durumunun kötü olmasından dolayı kendisine tekrardan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani, bizler de Ali Demir'e buradan geçmiş olsun diyoruz. Londra Spor Programı olarak. Onun için yani biz eski oyuncularımız, eski şeylerimiz yavaş yavaş toparlanıyor. Umarım bu 3 hafta tatil iyi olacak. Benci'den vazgeçtiniz mi Sayın Beliger? Ben Benci'den çoktan vazgeçtim. Ben o halde ondan çok vazgeçtim. Şimdi zaten kontenjan doldu. Tek bir kontenjanım açıktır. O da Andrei. Andrei'yi biliyorsunuz. Andrei McKinnon. Evet. Onu Ocak'ta imzalayacağım. Çünkü Andrei zaten benim oyuncumdu. Kaç yıl, 2-3 yıl. Büyük bir sakatlık geçirmişti. Bildiğiniz gibi şimdi başlamış artık antrenmanlara başlamış ve kendisiyle de konuştuk. Bize katılmayı istiyor. Eminim Ocak sonu bizimledir. Başkan. İyi bir başkan. Buyurun Sayın Hocam. Coşkun Barış demek ki iyileşiyor bunlar. Evet iyileşiyorlar. Tayland'da az çok iyileşti. Şimdilik burada konumuz futbol. İşte bu akşam Lumlu Pınar'ı enine genine hem maçın yorumunu sizin ağzınızdan duymak güzel bir şey. Çünkü en ilgili adres sensin. Yani sorabileceğimiz her şey senden ve gayet şeffaf biçimde de söylen yani. Çünkü sen iyi bir spor adamısın. O yüzden hem dostluğumuz, arkadaşlığımız hem de verdiğin sözleri de ne derece tutulmu ben şahitim her zaman içinde. O yüzden Doğulu Pınar ligimizin çok iyi takımlardan biri. Büyük demeyelim çünkü bazı arkadaşlar alınıyor. Onun için Lokomotif diyecek. Yani onun doğru sözü bu Sayın Beliger. Lokomotif takımlarından biridir.
değerli katıl. Yoksa yani ligde bulunduğunuz seviyede bu defa sizin değişiminizden küçük takım olursunuz. Gene başımız ağrımasın diye değilim ki hepsimiz bu lige ihtiyacı var takımlarımızın. Onlar olmazsa ne Dumlu Pınar olur, ne Çetinka olur, ne Yalova olur, ne Boğaz olur, ne Antep olur. Biz bir gemide beraber giderik ama senin spor adamlığını belki de buradan binlerce insan Avustralya'dan tut Amerika'ya, Türkiye'ye, Kıbrıs'a kadar bizi binlerce insan ne kadar da 3-5 kişi, 3-5 tane arkadaş izlemem dese bile onlar da bir anda çift telefonlardan bilgileri alıyorlar. Bu iki tane iri yapılı adam ne konuşur? ben bu programa Ertan Bey'in... Sen de yatakten kalktın değil. Ertan Birinci Bey'in ısrarı... Gerçekten çok rahatsızdım bugün Sayın Ermiya. Hastanede şeyim vardı, apoyemenim vardı. Biliyorsunuz ben o kazıdan sonra yılda 3-4 defa devamlı gidiyorum. Check-up'ları ve bugün plader üzerinde çalıştılar ve gerçekten çok kötü durumdaydım. Mesaj attınız, duydum ama bakmadım, bakamadım. Ne zaman ısrarla telefon gelince tekrardan şey yaptım, aşağıya indim. Kırmadım yani şeyleri. Maksat biliyorsunuz ben sizin programlarınızı devamlı izlerim. Sizi Erdoğan Bacay'ı orada zevk alırım. Yani futbolu eleştirmek güzel bir şeydir. Ama dediğim gibi bazen tabii ki Erdoğan Bacan'ın dediği gibi herkes ister güzel bir spor adamı olsun, şey olsun ama bazen de sözlerimiz dinlenmediği zaman rencide edilirik. Yani bu kadar emek verirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar da emek verir ama bazen sözümüzün şeyi olamıyoruz yani. Başkan biz burada şimdi bulunmamızın sebebi işte yılların verdiği tecrübeyle dilimizin döndüğünce takımlarımızın maçlarını, haftanın maçlarını yorumlamak isteriz. Kimisi herkes duymak istediğini duymazsa biraz şey olur ama işin gerçeklerini de yetkili ağızlardan almak zorundayız. Yani Dumlu Pınar'dan muhakkak orada bir maç oynandı. Dışarıda bazı şeyler söylenilir. En yetkili ağızda sen olduğun için veya Mehmet Başkan olabilir. Bağlanmak zorundayız ve bütün olayı şeffaflığıyla bak anlattın şimdi. Ama benim burada demek istediğim başka bir şey. Yani Dumlu Pınar öyle veya böyle her zaman ligin içindedir. Üst sıralarda gerek kadrosuyla gerek yönetim, kaliteli yönetimiyle oradadır. Ama ben burada mümkünse zaten eğer ilerleyen haftalarda geçen hafta da anons ettik, alfabetik sıraya göre takımlarımıza kapılar açık, gelsinler buraya. İlk yarıda ne umdular ne buldular, ikinci yarıda ne hesap ne kitap peşindeler, transferleri varsa transferleri veya düşünceleri nedir burada açıklasınlar tüm Londra spor camiasına ve yetişebildiğimiz herkese. Burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dönmek değil. Ama şimdi gerek öyle veya gerek böyle bu program yıllardır değişik kişiler tarafından da yorumlandı. Bugün şimdi benim burada, yarın kim bilir belki de Mr. Beliger olur, ne bileyim Ahmet olur, Ali olur. Zaten Han burada, biz Hancı burada, biz yolcuyuk. Şu anda bizik burada, beğenen beğenir, beğenmeyen. Biz de bunları en güzel bir sözlerle anlatmak isterik. Bildiğimiz kadar, ne diyelim yani, daha iyisi varsa, daha iyi bilen varsa onlar da gelebilir. Görüşlerini söyleyebilirler burada. Burası açık. Ertan Bey'in bir lafı var, biz büyük bir aileyiz. Yani böyle dışarıdan durup da çekiştireceklerine. Toba Agale gelsin, onlar da yorumlarını yapsınlar. Biz herkese açığız. Yuvarlak masa. Yani yuvarlak masa burada. Gelsinler konuşalım. Sayın Baca, burada beğenen beğenir diye herhangi bir şey yok. Zaten orada konuşulan yanlış bir şey yok ki. Orada konuşulan pazar günü yaşananlardır. Aynen. Oynanan maçlardır. Ama kalkıp siz orada herhangi birini çekiştirmiyorsunuz. Kesinlikle. Siz orada kalkıp da herkesin, kimsenin ismini alıp da kötü anlamda bir yere götürmüyorsunuz. Yok.
Kesinlikle. Orada herkes pazar günü oynanan maçları kısa bir özetini geçiyorsunuz. Hı. O da güzel bir şey. Yapılan yenilikler mesela, bakın biraz önce dediğiniz gibi 18 kişi Elitop tarafından götürüldü. Ya, geç kalınmış bir şey ama güzel bir şey. Bunun duyurulması güzel bir şey. Bir yandan Elitop'u ararak çıkaralım programa da Elitop gelmez. Ben neler istemem, ben bir şey yaptıysam diyor. Gönlümden yaptım. Reklam olarak yapmadım, ben yayına da istemem geleyim dedi. Ben dedi minibüsü sürüyorum şimdi dedi, herkesi geri götürelim. Yani bak, transportation'ı da yaptı. Ne mutlu Elitop'a. Herkesi toparladı. Ver FC Futbol Club'ın otobüsüyle, minibüsüyle ve getirdi buraya ve tekrar geri Londra'ya götürdü. Herkesi geri yerlerine iade edip tekrar yolda galiba gelecek. Kapıyı da kilitledi. Biz kaçamayız bu içinden. Sayın Ermiye bakın. Zaten orası şirkette böyle bir şey, bir laf söylemişti. Bakın arkadaşlar dedi. Beni dedi bir yıllık seçeceyseniz seçmeyin dedi. Beni dedi en azından 2 yıl isterim diyor ki size hizmet vereyim diyor. Birinci yıl ancak taşları yerine oturturum. İkinci yılda taş makinesini çalıştırırım diyor, öğütmeye başlasın. Yani orada gerçekten doğru bir şey var, doğru bir laf oldu, doğru bir laf söyledi. Yani bir yılda düzenlenecek, yapılacak bir şey değil ki başlatıldı. Bu iş başladığı zaman gene tabii herkesin bildiği gibi bütün yük bacanın üstüne kaldı, bunu da biliyoruz. Bambaşka tabii ki bunu seve seve de yaptı, şikayet de etmedi. Bu işi zaten gönülden seven biri, gönülden yapan biridir. Tabii ki gönül isterdi ki onun yanında birkaç kişi daha olsun. Ama yine de Elitop'un Gençler Ligi'nde elini uzatması bence çok güzel bir şey. Buradan da Erdoğan Bacı'ya gerçekten teşekkürler. Bu gençler hakkında çok hassas ve gerçekten çok uğraş veren biri. Takdir ederim. Mesela gerçekten teşekkür de ederim buradan. Benim hoşuma gider ve her zaman diyorum. Üstte meyveyi yemek istiyorsan 6 hazırlaman lazım diyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce bizim de Gençler Ligimiz vardı. Ben her hafta 2 tane 3 tane aşağıdan alıp yukarı çıkarıyordum. Ve hiçbir zaman oyuncu sıkıntısı çekmedim. Tamam. Tabii ki biz yapamayınca o işi bozuldu. Tabii ki bu iş biliyorsunuz. Böyle aman aman gönülden isteyen bir iştir. İkincisi bizim iş yoğunluğumuzdan dolayı yapamadık. Zaman da ister başkanım. Zaman da ister. Zaman, evet zaman Sayın Başkanım. Zaman da gönülden isteyen bir şeydir. Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz gücümüz var diye biz buna fazla eğilim veremedik. Ama benim dikkat ettiğim birkaç kişi vardır bu ligimizde. Gerçekten çok güzel uğraş veriyorlar. Gerçekten güzel bir şey. Güzel bir olay. Gençlerimizi tekrardan evet. Kazandırmak güzel bir şey. Evet sevgili Beliger, son bir cümleni alalım. Artık yönetmenim beni uyarıyor. Yayınımızın sonuna geldik. Sayın Ermiye, son cümle olarak tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Bunu herkes bilsin. Bizim ligimizde güzel bir maçlar oluyor. Aman dumlu bunlar olur budur diye hiçbir zaman böyle şey düşünmeyiniz. Her takım birdir. 2 yıl şampiyon olursun, birkaç yıl geride gidersin. Bakın bu yıl güzel bir takım Yalova yukarıda, Düzce yukarıda, Trabzon arkasından geliyor, Boğaz güzel gidiyor, Esenler arkasından geliyor. Varsın bu yıl dumlu falan olmasın, bir şey fark etmez. Benim demek istediğim daha da güzel olacağına inanıyorum. Bir de bu çocuklarımızdan bu pazar günkü olan olaylardan dolayı şahsen kendi adıma çocuklardan tekrar özür dilerim ben. Bu vaka olduğu için umarım bir daha olmaz ve gerçekten çok üzüldüm. Çok üzüldüm şahsım adına ve tekrardan çocuklardan özür dilerim. Başka söyleyecek bir şeyim yok Sayın Ermiye. Herkese iyi akşamlar. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler Sayın Beliger. Sizlere kalan maçlarınızda Dumlu Pınar'a başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Ağzına sağlık başkan. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Hocam. Ağzına sağlık. Güzel. Çok güzel.
Evet sevgili Baca, yavaş yavaş artık programı kapatacağız. Yönetmenim beni uyarıyor. Ama ondan önce bir mesaj var. Evet. Fikstür sekreterimiz Mehmet Gözde. Evet. Mehmet Gözde'nin bir mesajı var. Selam Alp diyor. Full time sitesi için açıklama getirmek isterim. İkinci devre fikstürü hakkında bazı kulüplerimizin kafasında bazı soru işaretleri olduğu konusunda bana bilgi gelmektedir. Sizin vasıtanızla biraz bilgilendirmek yapmak isterim. Fikstür sezon başında çekildiği gibidir. Az önce de bahsettiğiniz gibi fikstüre hakem eklendiği zaman veya erteleme veya ekleme yapıldığı zaman full time sistemi otomatik olarak ilgili kulübe e-mail göndererek bilgilendirmektedir. O yüzden bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Saygılar, Mehmet Gözde. Evet, yetkilinin ağzından da bilgiyi aldık. Sevgili Mehmet Gözde'ye çok teşekkür ederiz. Bize bu bilgiyi uzattığı için ve aktardığı için ve böyle bir güzel bir sistemi de, FA Full Time sistemini de ligimize kazandırdığı için her şey şeffaf. Hakemin adı, ismi orada. Sizler bunu yapabilirsiniz ve gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Evet sevgili Baca, son sözlerini alayım. Şimdi bu akşam akıcı bir programdı. Bak, başkanlar, yöneticiler hiç çekilmeden bağlanabiliyorlar. Yani rahat olanlar bağlanabiliyor. Çünkü burada saklayacak bir şey yok. Orada futbol maçı oynandı. Tabii. Dışarıdaki dedikodularla bu iş olmaz. En yetkili ağız kimidi? Orada maç izleyen Sayın Beligeri'di. O da çıktı gayet rahat bir şekilde her şeyi anlattı ve üstüne de üstelik her kişinin ağzından